Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hararet dikey ızgarada et yapacağız. Şiş hazırladık biz. Şişlerimizi hazırlarken kuyruk yağı ve biftekten yararlandık. Onları kuşbaşı doğratıp şişe dizdik. Knorr'un et baharatıyla da çeşnisiyle de yoğurduk. Izgaramız bu. Izgaramız cam bir kapağı var. Kapağında yiyeceklerin pişirme süresi yazıyor. Et 10 dakika, işte balık 12, tavuk 15, köfte 8 gibi et 10 dakikada hazır oluyor. Daha fazla bekletirseniz sert oluyor. Kendi yanında gelen teli var. Takıp çıkarabiliyorsunuz. Bir de altında su haznesi var. Esas önemli olan yeri burası. Bu hazne çıkıp takılabiliyor, temizleniyor. Buraya 3'te 1 oranında su dolduruyorsunuz. Akan yağlar buraya akıp yani ortamın kötü kokmasını engelliyor. Evde keyifli bir şekilde mangal keyfi yapabiliyorsunuz, ızgara keyfi. Mangalımızı önce ön ısınma sırası 8 dakika diyor. Çalıştıralım ve 8 dakika bir kere ısınsın. 8 dakika ısındıktan sonra telimizi de sıcak sıcak içinden alıp telimizin üstüne etlerimizi dizmeye başlayacağız. Arkadaşlar artık ön ısınma süremiz doldu. Mangalımız, ızgaramız iyice ısındı. Isınmış olan telimizi alıyoruz. Ve etlerimizi yavaş yavaş dizmeye başlıyoruz. Şişlerin arasına biber koyuyorum. Daha yumuşak olmasını sağlıyor. Kapağını da kapatıyoruz. 6-7 dakika sonra kapağını açıp ters çevireceğiz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5-6 dakika oldu. Ters çevirelim çünkü üst tarafları kızarırken alt tarafları tam kızarmıyor. Geri çevirmek gerekiyor. Çevirelim yavaşça. İşte çevirirken az çok anlatmamaya dikkat etmek gerekiyor. Şimdi de 8 dakika sonra 10 dakika yazıyor da 13-14 dakika bırakıyorum. Pişecek. Alırken de çekeriz birazdan. Evet, yaklaşık bir 13 dakika falan oldu. Artık ızgaramız hazır. Çıkartabiliriz. Gördüğünüz gibi. Evet, güzel bir şekilde kızarmış.
fazla kalmadığı için biraz seyrek seyrek koyacağım. İkinci defa pişirmeye devam ediyoruz. Tekrar koyuyoruz. Bu sefer o kadar çok beklememize gerek yok. O daha bir kısa zamanda 10 dakikada pişer. Şimdi diğerlerini biz yemeye başlayalım. Evet, ızgaramız hazır. Bulgur pilavıyla diğerlerimiz yanında çok güzel oluyor. Herkese afiyet olsun. Dikey ızgarayı tavsiye ederim. Izgaramızın da temizliği şu şekilde. Yapılır işlemimiz bittikten sonra telimizi zaten makineye olduğu gibi bulaşık makinesine koyabiliyoruz. Biz bulaşık makinesine şu cam kapağı da koyuyoruz. İçini göstereyim. Evet, altında biriken yağlar göründü. İçini bir nemli bir bezle sildiğiniz zaman hiçbir iz kalmıyor. Şimdi yağ kısmını da bizim burada böyle bir atık toplama yerimiz falan olmadığı için lavaboya boşaltıyoruz maalesef. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Sıcak biraz. Bunu da bulaşık makinesine aynen şöyle ters bir şekilde koyduğumuz zaman sıkıntı olmuyor. Islak nemli bir bezle. Buralar bayağı her kullanışta kirleniyor. Nemli bir bezle sildiğiniz zaman şöyle kenarından sileyim şöyle. Temizleyebiliyorsunuz. Biraz sıcak soğuyunca sileriz biz bunu. Şu parçalar bulaşık makinesine atılıyor. Tabii makineyi atamıyoruz. Elektrik de aksamı olduğu için. Görüşmek üzere.